gibi bu maaş artışlarını, zamları, her şeyi belirleyen ne? TÜİK verileri ve Türkiye'de çok uzun zamandır bildiğiniz gibi tartışılıyor ve hatta açık söyleyelim güvenmiyoruz. Güvenilmiyor ki kamuoyu araştırmaları da zaten bunu söylüyor bize. Ve biz mahkeme kararları olmasına rağmen uzun zamandır TÜİK'in o enflasyonu açıklarken değil mi? Bir sepet üzerinden bir sepet belirleniyor. Onun üzerinden işte değerlendirmeler yapılıyor. Bir takım matematiksel hesaplamalar ve enflasyon oranı ortaya çıkıyor. Bununla ilgili biz o sepetin içinde ne olduğunu, neyin ne kadardan o listeye girdiğini bilmiyorduk. Fakat aslında bugünün haberi diyebiliriz. Şöyle Ekonomim gazetesinden izleyicilerimize de göstereyim. Eko analiz köşesinde Alaaddin Aktaş o sepeti detaylı olarak paylaştı. Birazdan ekranınıza da getireceğiz ama şu kısmı sizinle paylaşmak istiyorum. İşte TÜİK'in devlet sırrı gibi sakladığı o sepetteki maddelerin fiyatları dedi. Biz birkaç tanesini böyle içinden çektik. Yönetmenimden rica edeyim. O büyük grafik değil ama şu. Bakın listede az önce söylediğim gibi Alaaddin Aktaş yayımladı bugün kendi köşesinde Ekonomim gazetesinde. Bu listenin tamamına birazdan da bakacağız. Uzman doktor muayene ücreti 33 lira 69 kuruşmuş. Listede bu haliyle yer aldı. Şaka değil. 33 lira 69 kuruş. Kira peki enflasyon sepetinde nasıl yer aldı? 5000 lira 845 lira. 5845 lira. Yani söylerken bile biraz zorlandım çünkü 5000 liraya ev bulmanın imkanı kaldı mı? Bırakın büyük şehirleri, memleketin herhangi bir noktasında. Yurt ücreti 457 lira. Bebek bezi 3 lira 59 kuruş. Süt 29 lira 72 kuruş, yoğurt 39 lira 64 kuruş, ayçiçek yağı da 61 lira 25 kuruş. Şimdi o yönetmenim rica edeyim bir o diğer grafik vardı ya detaylı. Biz bunları seçtik içinden dikkat çekici ve çarpıcı olanlar vardı. Buraya şöyle belki daha yakından iyice yakınlaşıp baktığımız zaman belki sizin de dikkatinizi çekecek olanlar vardır. Ekranınıza gelsin. İşte bunu yayınladı Alaaddin Aktaş bugünkü köşesinde. Unla başlıyor. İşte unun fiyatı en baştaki madde o. Unun fiyatı Haziran 2024 ile 20 lira 75 kuruşmuş. Deniliyor ki Nisan 2022 fiyatı bu arada en son Nisan 2022'de TÜİK tarafından yayınlanmıştı bunlar. Onu da not edelim. O yüzden Nisan 2022 fiyatı da yer alıyor. O zaman 10 liraymış. Bir sene yani 2 sene içerisindeki değişimi %100 olmuş. Sadece una bakalım. Şimdi ben hemen sonrasında tabii ki böyle online alışveriş yapma şansımız var ya hemen sitelere girdim. Baktım gerçekten 20 liraya un bulmak mümkün mü diye açıkçası ben göremedim. Ama şimdi bu listede çok dikkat çekici başlıklar var. Maddelere tek tek baktığımız zaman süt 29 lira 72 kuruş diyor mesela. Bunu böyle bulmak mümkün mü? Yoğurt 39 lira 64 kuruş. Bildiğiniz gibi Türkiye'de gıda fiyatları bütün dünyayla kıyaslandığı zaman en yüksek artışı gösteriyor. Şimdi hemen bu listenin ardından biz dedik ki bir çarşıya pazara gidelim. Hakikaten TÜİK sepetinde yer alan bu maddelerin özellikle gıda kısmında gerçekten böyle bir fiyat tablosuyla karşılaşabilecek miyiz? Hemen Ankara'ya gidelim. Sözü Dilan'a bırakayım ben. Dilan bize anlatabilir misin? O saklanan enflasyon sepetinde ne kadar? Hepsini tek tek okuyamadık ama kısa bir özet verdik. Sen şimdi bize oradaki fiyat kıyaslamasını yapabilir misin? Buket Güler, Alaaddin Aktaş'ın bugün köşesinde yazdığı gibi 100 maddeden biz de bazılarını kameraman arkadaşım Zeki Ün'le birlikte listeledik ve biz şu an Tarihi Ulus Çarşısı'ndayız. Tek tek hepsini gösteremesek de en çok talep edilen ürünlerden bazılarını ekranlara taşımaya ve aradaki fiyat farkını göstermeye çalışacağız. Hemen şurada çok buradaki müşteri yoğunluğunu da engellememek açısından reçel fiyatı 2022'de TÜİK verilerine göre en son 2022'de açıklanmıştı biliyorsunuz. Reçel fiyatı mesela 93 liraya yükseldi 34 liradan. Salam fiyatı 53 lirada 2022'de 34 liradan satılıyordu. Yine aynı şekilde zeytin fiyatına baktığımızda 134 liraya yükseldi. 41 liradan yükseldi 134 liraya. Ve sarımsak biz tabii burada bir kilosunu gösteremiyoruz. Sarımsak
bağırsak fiyatı da 34 liradan 53 liraya yükseldi. Biz burada taneyle yine aynı şekilde gösteremiyoruz yumurtayı ama yumurtanın tanesi de 1 lira 62 kuruştan 2 lira 47 kuruşa yükseldi. Peyniri de göstermek istiyorum. Beyaz peynir. Beyaz peynirin kilosu da sadece 2 yılda TÜİK'in açıklamadığı verilere göre beyaz peynirin hemen bakıyorum yine aynı şekilde 147 liraya yükseldi 50 liradan. Biz şu an kameraman arkadaşımla burada çeşitli ürünleri size gösterebileceğiz. Dilan, çünkü Dilan beni duyuyor musun? Şöyle bir kıyas yapma şansımız var mı? Biz evet. Listedeki fiyatları ekrana getirdik zaten. Orada ne kadara satılıyor sen bize söyle lütfen. Zamanda bir kasaba girelim burada. Kasapta da dana et 143 liradan satılıyor, 111 liradan, kuzu eti 158 liradan 121 liraya satılıyordu sadece 2 sene önce. Tavuk eti de 41 liradan 101 liraya yükseldi. Hemen yan tarafta da balıkları görüyoruz. Balık da sadece 2 yıl içerisinde 76 liradan, tabii burada fiyat farkları var. Farklı farklı balık çeşitlerinin ama ortalama 76 liradan 171 liraya 151 liraya yükseldiğini söyleyebiliriz. Yine aynı zamanda hemen yan tarafımızda da meyveler, sebzeler var. Onlardaki fiyat artışına da baktığımız zaman en çok yaz meyveleri olarak bilinen kiraz 50 liradan, şeftali 50 liradan ve tabii domates de 35 liradan bu şekilde satılıyor diyebiliriz. İlerlediğimiz zaman da Alaaddin Aktaş'ın verilerine göre hemen kabak fiyatı 12 lirayken 18 liraya yükseldi diyelim. Tarih Ulu Çarşısı'nda da durum böyle. Fiyatların son 2 yıl içerisinde artış gösterdiğini, bu verilerin de tabii TÜİK tarafından açıklanmadığını son 2 yıldır diyebiliriz. Sözü yeniden size bırakalım.